Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Kanal 7 ekranlarında bir önden gidenler programında daha birlikteyiz. Mübarek Cuma akşamındayız. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi, affı ve afiyeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Cümleten programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda ...çok değerli bir misafirimiz var... ...kıymetli hocamız... ...İstanbul Kağıthane Emniyet Evler... ...Merkez Camii İmam Hatibi... ...Süleyman Özer hocam... ...hocam hoş geldiniz... Hoş bulduk hocam. ...ayaklarınıza sağlık... Allah razı olsun, sağ ...hocamızı daha önce de... ...bu güzel stüdyolarımızda... ...misafir etmiştik... ...ondan çok güzel... ...kasideler dinleyeceğiz inşallah... ...konumuz... ...geçtiğimiz haftadan devam eden... ...Hazreti... Hatice anamızın hayatı, Resulullah'ın can yoldaşı, 25 yıllık peygamberimizin evlilik hayatı yaşadığı hayat arkadaşı, ilk Müslüman, en fedakar kadın ve Resulullah Efendimizin gönlünün sultanı Hazreti Hatice-i Kübra radıyallahu anha Fatıma'nın anasını konuşuyorduk. Hazreti Hatice'nin evine bakarken Müslümanların evlerine de bir şey söylemek gerekiyor. Müminler evlerini nasıl tanzim etsinler? Nasıl düzene koysunlar? Bir ailede karı koca nasıl mutlu olmuş? O cahiliye döneminde Hazreti Hatice ve Resulullah'ın sevgisi, birbirine olan saygısı hangi çizgideydi? Ve bugün biz bunu başarabilir miyiz? Bunları konuşmak için Hazreti Hatice anamızın hayatının artık Hazreti Muhammed'le evlilik aşaması. Peygamber Efendimiz 25 yaşında bir delikanlı. Hazreti Hatice daha önce iki defa kervanlarının başında gönderdiği Hazreti Muhammed'in ahlakına çok etkilendi. Aşık oldu adeta. Onun ahlakını çok sevdi. Resulullah Efendimiz'in daha gencecik bir delikanlıyken o kadar dürüst, o kadar efendi, o kadar saygılı. Hele hele Hazreti Hatice'nin onlara ikramiye babından ziyafet verdiğinde Resulullah'ın hep önüne bakarak konuşması ve yemek yerken Hatice'nin yüzüne hiç bakmaması Peygamber Efendimiz'i Hazreti Hatice'nin gönlünde apayrı bir yere getirdi. Demek ki Müslümanlar bakışlarına dikkat edecekler. Zaten dikkat edin Müslümanlara tesettür noktasında Allah emir verirken kadınlara başörtüsü emrinden önce erkeklerin bakışlarına emir vermiştir. Nur Suresi 30. ayet mümin erkeklere söyle bakışlarını kontrol etsinler. Yani Müslümanın erkeğin tesettürü neymiş? Göz kapaklarıymış. Müslüman göz kapaklarına sahip çıkacak. Allah'ım bizi harama bakanlardan etme ya Rabbi. Kardeşlerim Hazreti Hatice Resulullah'ın o güzel ahlakı, çizgisi, saygısı, nezaketi gencecik yaşına rağmen bekar bir insan etkilendi Hazreti Hatice. Arkadaşı vardı Hatice'nin. Nefise Bintü Munye. Hatice'nin arkadaşı. Hazreti Hatice ona dedi ki: "Ya şu Muhammed'le bir konuşsan. Onun aklında biri var mı evlenmeyi düşündüğü? Öyle ya, genç birisi 25 yaşına gelmiş. Yani o çağda muhtemel ki bir düşündüğü biri olabilir. 25 yaş Arap toplumunda o gün için geç kalmış bir evlilik. Yani Resulullah çoktan evlenmeliydi. Ama baba yok, ana yok. Amcasının evinde yaşıyor. Amcası Ebu Talip de fakir bir adam. Evlatlarından çok seviyor Ebu Talip peygamberimizi. Evlatlarından daha çok seviyor Resulullah'ı. Ama Efendimiz'i evlendirecek Ebu Talip'in maddi gücü yoktu. İşte bu iki kervandan elde edilen gelir Resulullah'ın hayat sermayesidir. Hazreti Hatice aracı bir kadın yolladı. Nefise bin Munye. Dedi ki bir git bak bakayım ağzını yokla. Muhammed'in aklında bir şey var mı? Tabi Nefise yaşlı, evli, çoluk çocuk sahibi bir kadın olduğu için kimse ondan kötü niyet beklemez. Hazreti Peygamber'i Mekke'de yolda çevirdi bu kadın. Bu yaşlı evli kadın <laughs> Dedi ki Muhammed Seninle bir şey konuşacağım Efendimiz Aleyhisselam utandı Dedi ki benimle ne konuşacaksın Bir şey soracağım dedi Bir dakika bak buyur dedi Hemen söyle ne diyeceksin Muhammed dedi Amcan seni evlendirmeyi düşünmüyor mu Bak yaşın geldi geçiyor Annesi yok babası yok senin gibi ahlaklı, yaşı gelmiş, Mekke'de sevilen, sayılan bir ailenin çocuğusun. Amcan seni evlendirmeyi hala düşünmüyor mu? Hazreti Peygamber mahcup oldu. Evlilik konusu açılınca utandı. Genç bir kız gibi yüzü kızardı Resulullah'ın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peki sen evlenmeyi düşünmüyor musun? Sen düşünmüyor musun? Ben nasıl evleneyim ki dedi. Yani aklında hiç öyle evlenmeyi planladığın, sevdiğin bir kız falan yok mu? Böyle kafanda şununla evlilik kurayım, bir plan yaptığın yok dedi Resulullah. Ben dedi fakir bir insanım dedi. Amcam da fakir. Vakti saati gelince imkan bulursak tabii ki evlenirim ama şu anda ne böyle bir hayalim var ne de kafamda tasarladığım biri var. Nefise alacağı cevabı almıştı. Dedi ki Resulullah'a, peki ben sana evleneceğin birini teklif etsem, seninle evlenmeye razı olacak, seni bu halinle kabul edecek, hani fakirim diyorsun ya, senin bu fakirliğini de kabullenecek, Mekke'de çok şerefli bir hanımı sana söylesem, evlenmeyi düşünür müsün? Resulullah Efendimiz de merak edecek ve diyecek ki ya benimle evlenmeyi kim düşünüyor olabilir ki bu Mekke'de acaba? Var mı böyle biri dedi. Hazreti Hatice'nin elçisi Nefise bin Munye dedi ki Hatice'ye ne dersin? Hatice-i Tahire. Mekkelilerin Tahire dediği kadın Hazreti Hatice tertemiz kadın demektir. Melek gibi kadın diyoruz ya Anadolu'da. Melek gibi kadın demektir Tahir'e. Hazreti Hatice anamız evlenmeyi düşündüğünü duyunca Resulullah hani Kaf ardı gibi geldi. Hatice hiç benimle evlenir mi dedi. Trilyonların sahibi, soylu, şerefli. Mekke'de herkes onunla evlenmek için can atar. O hiç benimle evlenir mi? Anasız, babasız, garip, beş parasız bir insanım ben. Güzel ahlaklı, şerefli bir soyu var. Ama gariban birisi Resulullah Aleyhisselam. Genç bir delikanlı. Peygamber olacağını filan kimse bilmiyor. Allah Resulü hiç Hatice beni kabul eder mi dedi. Sen dedi bunu nasıl söylüyorsun? Sen o işi bana bıraktı. dedi. Hazreti Hatice anamız Nefise'yi bekliyordu. Ne diyecek acaba diye. Nefise bintü Munye koşarak geldi Hatice'ye. Arkadaşım, arkadaşım dedi. Gözün aydın. Ne oldu? Hazreti Hatice iki kere evlenmiş. Başından iki evlilik geçmiş. Üç çocuk doğurmuş Hazreti Hatice anamız. Yaklaşık kırk yaşında. Müjdeler olsun dedi. Muhammed'in aklında hiç evleneceği biri yok. Yani sevdiği bir kız, hayal kurduğu evlilik için düşündüğü bir hanım yok. Seni de söyleyince hiç Hatice beni kabul eder mi dedi. Hatice zengin, varlıklı, istediğiyle evlenebilir. Benim gibi gariban, parasız bir insanla, yetim, öksüz bir insanla evlenir mi ki Hatice dedi. Hazreti Hatice bu sefer aynı kadını Ebu Talib'e yolladı. Bak bir kadın isteyince demek ki istediğini yapıyormuş. Hazreti Hatice anamız sevmiş Resulullah'ı. Aşık olmuş. Peygamberimiz ve Hazreti Hatice'nin evliliği bir aşk evliliğidir. Hazreti Hatice aşık olmuştur Resulullah'a. Sevmiştir. Neyine? Kaşına gözüne değil. Kaşı da güzeldi. Gözü de güzeldi. Allah'ın yarattığı en güzel simalı insandı peygamberimiz. Ama Hatice Resulullah'ın ahlakına aşık oldu. Olmaz böyle bir insan. Mekke Ebu Cehillerinin ortasında şurada dövülen bir yetim ağlıyor. Elinden bir şey gelmiyor. Oturmuş o yetimin yanında ağlıyor Resulullah. Yanına oturmuş yetimin onunla gözyaşı döküyor. Böyle bir insan olmaz. Hazreti Hatice buna aşık olmuş. Dürüstlüğüne aşık olmuş. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın evliliği bir dürüstlük evliliğidir. Allah'ım. Ya Rabbi şu mübarek cuma akşamında sana yalvarıyoruz. Bizi hanımlarımıza karşı Resulullah'ın ümmeti olarak dürüst olan erkeklerden olmayı nasip eyle. Eşler olarak hanımlar kocalarına Beyler hanımlarına karşı şerefli, namuslu ve dürüst davranan müslüman olarak yaşamayı, Allah'ım, amel defterini kirletmeden, evlilik hukukunu lekelemeden huzuruna çıkmayı bize nasip eyle. Kardeşlerim, Allah bizi Resulullah'a bu yönden de ümmet eylesin. Allah bizi Resulullah Efendimizin bu ahlakına da benzeyen kullarından eylesin. Hazreti Hatice anamız Nefise'yi Ebu Talib'e yolladı. Ebu Talib'in yanına giden kadın Hatice'nin arkadaşı hani cabbar bir kadın deriz ya ya da bizim buralarda Osmanlı deriz ya Osmanlı bir kadın. Gitti Ebu Talib'e dedi ki ey Ebu Talib sen ne merhametsiz bir adamsın. Muhammed gibi şu Mekke'de namuslu, şerefli, soylu bir delikanlı yok. Yaşı 25'e gelmiş, onun yaşında hiç bekar kimse var mı şu Mekke'de? Niçin Muhammed evlendirmiyorsun? Sen onun hem babası hem anası değil misin? Muhammed niye bekar? Ey Ebu Talip niye bekar? Ebu Talip fakirlik zordur. Allah'ım maddi imkan bulamadığı için evlenemeyen yeryüzündeki bütün bekar hanımefendi ve beyefendi kardeşi Evlenecek güç ver ya Rabbi. Onlara hayırlı bereketli iş nasip eyle ya Rabbi. Kardeşlerim bekar insanları bekarlığa mahkum etmek zulümdür. Ne kızlarınızı ne oğullarınızı yumuşak yatakta yatıyorlar diye düşünmeyin. İşte onlara istediği ayakkabıyı almıyor muyuz diye düşünmeyin. Bir insanın yalnız başına ayakta durması zordur. Müslüman bir erkek Yorulduğu zaman, sarsıldığı zaman başını yaslayacağı bir hayat arkadaşına ihtiyacı vardır ve bunu siz hiçbir rakamla karşılayamazsınız. Hiçbir rakam başınızı yaslayacağınız fedakar ve sadık bir hanımın yerini dünya servetiyle dolduramazsınız. Aynısı hanımlar için de geçerlidir. Ama nedir, nedense dünyada şimdi bekar yaşatma özendiriliyor. Dul erkek 30 yaşında dul kalmış. Hanımı ölmüş. Evlenmiyor ya. Kardeşim nikahlı ölmek eftaldir. Bir müslümanın nikahlı ölmesi bekar ölmesinden üstündür. Daha şereflidir. Müslümanın nikah altında ölmesi esastır. Kadın olsun erkek olsun devletten yardım alıyorum diyor. Keyfimce yaşarım diyor. Ayrı musluk akıyor, ayrı elektrik yanıyor, ayrı makine dönüyor. Dünyayı israf ettiğimiz gibi ömrünü de israf ediyorsun. Allah seni tek başına yaşa diye yaratmadı. Beni erkek yarattıysa benim bir görevim var. Seni kadın yarattıysa senin de bir görevin var. Dünyada bizim diplomalarımız olacak, kariyerimiz olacak, malımız olacak falan filan. Ama unutmayın bu Türkiye bin yıl sonra da Müslüman kalsın düşünüyorsanız evlenmek zorundasınız. Öyle leylekler filan çocuk getirmiyor. Böyle bir şey yok. O küçükken çocuklarımıza anlattığımız hikayelerdir. Bir Müslümanın şerefiyle namusuyla nikah kıyıp bir yuva kurması hele hele Peygamberimizin şu hadisi şerifine bakar mısınız ya? Ben hayran kaldım Resulullah'a. Hadisi şerif sahih. Diyor ki bir Müslüman erkeğin bir lokmayı hanımının ağzına koyması onun için bir sadakadır. Hanımının da Müslüman bir erkeğin kocasının ağzına lokmayı koyması onun için bir sadakadır. Bak bak. Bize genelde filmde artistler gösteriyorlar bunu. O kaşığı onun ağzına veriyor. Değil mi? Evlilikte pasta ya bunu Resulullah hadisi şerifte 1400 yıl önce söylemiş. Hadis ya bu. Hadis bu. 1400 yıl önceki bir hadisi şerif efendimizin sözü. Görüyor musunuz? Bu bir sadakadır diyor. Müslümanın hanımının ellerinden tutması, onun yüzüne tebessüm etmesi ikisinin de bütün günahları dökülür diyor peygamberimiz. Hadisi şerif Hazreti Peygamber'in amcasına çıkıştı nefise. Sıkıştırıyor bu talibi. Anlaşmalı geldi ya. Dedi ki sen ne merhametsiz bir amcasın. Muhammed 25 yaşına geldi. Hala evlendirmedi. Dedi ki ben fakir bir adamım. Nasıl yapacağım ki? Ben dedi sana soyu sizin soyunuza denk. Şerefli, namuslu, çok sevilen sayılan kıymetli bir hanımefendiyi söylesem Muhammed'i evlendirir misin? Muhammed'i bu haliyle kabul ediyor. Peygamberimizin öyle doğru dürüst bir geliri olan serveti malı yok. Yetim, garip, ahlaklı, namuslu, güzel bir insan. Ama parası yok. Ev geçindirecek gücü yok. Bütün bunları ortadan kaldıran bir hanım söylesem olur mu? Ebu Talip dedi ki kim ki? Var mı öyle birisi? hem benim yeğenimle evlenecek hem de maddi sıkıntı çekmeyecek. Bunu problem etmeyecek. Hatice dedi. Hüveylit'in kızı Hatice'ye ne dersin? Ebu Talip de şaşırdı. Ne diyorsun sen Nefise dedi. Hatice bizim Muhammed'in patronudur. Onun işinde gitti, çalıştı, para kazandı Muhammed. Muhammed'e ekmek veren, aş veren, iş veren bir kadındır o. Patrondur. Hiç Muhammed'le evlenmeyi düşünür mü ki? Olur mu ki bu? Sen onu bana bırak dedi. Sen razı mısın? Ben dünden razıyım dedi. Muhammed'e bir sorarım. Efendimiz Aleyhisselam'a. Yeğenime bir sorarım. O da onaylarsa bu güzel bir evlilik olur dedi. Bu denk bir evlilik olur dedi. Çok şerefli bir aile. Dört göbek yukarıda Kusay bin Kilap'ta sülaleler birleşiyor zaten, akrabalar. Ebu Talip peygamberimize sordu, Resulullah amcasını vekil tayin etti. Amca dedi, bu konuda sen benim vekilim ol. Ben Hatice'yi hayırlı bir kadın olarak tanıyorum. Vallahi şu birkaç yıldır görüştüğüm süre içinde... Mekke'deki kadınlar içerisinde böyle ahlaklı bir kadın görmedim. Benim için aramızdaki yaş farkı, onun daha önce evlenmiş bir kadın olması problem değil. Hatice çok şerefli, çok zeki, çok kaliteli bir kadın, çok hayırlı bir kadın, cömert bir kadın. Bana olur amca dedi, ben evlenirim. Ama vekilim sensin. Sen nasıl görüyorsun bu işi? O da dedi ki oğlum bu evlilik çok hayırlı olur. Çünkü Hatice'nin ben Mekke'de hakkında kötü bir şey söylendiğini hiç duymadım. Ona Tahir'e diyorlar, Tahir'e. Yani kafir bir Ebu Cehil'e Tahir'e dedittirmek ne demek biliyor musun? Kuduz gibi bir adam Ebu Cehil. Hatice'ye Tahir'e demek ne demek biliyor musun? Tertemiz. Toz konmamış üstüne. Kırıl pırıl bir insan olmaz böyle melek gibi bir şey Tahir'e bu demek kelime manası Hatice bunu Ebu Cehil'in kuduz ağzına söylettirmiş Hazreti Peygamber'in ümmeti dönelim bir birbirimize bakalım şimdi Birbirimize karı koca olarak neler söylüyoruz? Alçak, ay hain, kıymetimi bilemedin, Adam evli barklı cep telefonuna kod koyuyor, şifre koyuyor. Evli insan cep telefonuna şifre koymuyor. Ayıp ya, ayıp ya. İnsan utanır, yüzü kızarır. Bir de utanmadan diyorlar ki o benim özelim diyor. Özelin batsın seni. Ne özeliymiş? Karı kocanın arasında özel mi olur? Benim dünyada en özelim hanımımdır. Hanımımın da dünyada tek özeli, en özeli benim. Biz birbirimize böyle bakmadığımız müddetçe bu yuvanın dibinde zaten asit var demektir. Çürür gider. Benim her şeyimi hanımım bilsin. Utanacak neyin var? Rahmetli anam çok sık söylerdi. Bizim Tokat tarafında meşhurdur. Ekşelma yemeyenin ağzı kamaşmaz oğlum derdi. Ekşelma yemeyenin ağzı kamaşmaz. Korkma. Telefon şurada dursun. Hangi mesaj gelirse gelsin. Adam şifre koyuyor. O benim özelim diyor. Yok olmaz. Müslümanlar birbirinize güvenin. Bardağın içindeki su gibi olun. Dışından bakınca içi görünsün. içinden bakınca dışı görünsün. Müslüman budur. Hele hele ailede bu çok esastır. Kardeşlerim Allah Resulüne denk gördü Ebu Talip Hatice'yi bu iş bence iyi bir şey Muhammed dedi. Yeğenim bu güzel olur dedi. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de memnun oldu. Nefise dedi ki öyleyse gelin onu amcası Amr bin Esed'den isteyin dedi. Varaka bin Nevfel Amr bin Esed Hatice'nin vekilleriydi. Varaka bin Nevfel amcasının oğlu. Amr bin Esed de öz amcası. Hazreti Hatice'nin. Hatice'nin babası. Daha geçen hafta arz etmiştim. Daha 10 yaşlarındayken Ficar savaşlarında öldü. Mekke'yi korurken Mekke'ye dışarıdan yapılan saldırıya karşı Mekke'yi savunan ordunun içinde askerdi. Hazreti Hatice'nin babası o savaşta öldürüldü. Onun için Hatice 10 yaşlarından sonra ticarete atıldı. Evin hem erkeği olduğu hem kadını. Lider kadındır. Allah hiçbir şeyi boşa yaratmaz kardeşlerim. İmanımız, bizim itikadımız nedir? Allah'tan izinsiz sinek bile kanadını oynatmaz. Sinek bile kanadını oynatmaz Allah'tan habersiz. Hazreti Hatice ile Resulullah boşu boşuna evlenmedi. Yani rastgele olmuş bir olay değil. Allah onu hususi koydu oraya. Düşünsenize Hatice gibi tecrübeli bir kadın Hazreti Muhammed'e ne büyük bir nimettir. 50 tane diplomadan üstündür tecrübe. Ananı sen cahil görme delikanlı. Babanı öyle diplomalarına bakıp da cahil görme. Kaç üniversiteyi üst üste koysan babanın tecrübesi etmez etmez. Bunu zamanla anlarsın. Bunu benim yaşıma gelince anlarsın. Dolayısıyla şimdilerde millet anasını babasını beğenmiyor. Beni bir türlü anlayamıyorlar diyor. Senin yaşın kaç yavrum? Seni büyütmüş, emzirmiş, huyunu vermiş sana, suyunu vermiş sana, ruhunu vermiş sana. Tırnağına iğne batsa anan üç gün uyumamış. Sen kendini ne zannediyorsun? Beni anlamıyorlar bir türlü diyor. Hayır, öyle düşünme. Bence evet, anne babalarımız her şeyi mutlaka bilmez ama onların bildiklerini de biz bilemeyiz. Birbirimize muhtaçız. Onun için o benim anam, ben de onun evladıyım. Anamın benden öğrenecekleri var, benim anamdan öğreneceklerim var. Hazreti Hatice'den Hazreti Muhammed'in öğrenecekleri vardı. Düşünsenize Hira Dağı'nda ilk ayet gelince Resulullah korkmuş, telaşlanmış, paniklemiş, çır çır çırpınıyor. Cebrail'i görmüş, aklı gidecek Resulullah'ın. Hazreti Hatice gibi tecrübeli kadın olmasaydı, 20 yaşında bir kızla evlenseydi Resulullah. Hatice ne yaptı Resulullah'a? Üzülme ya Muhammed, Zannetmem ki o gördüğün şeytan olsun. Korkma. Sen akrabaya yardım edersin. Konuştuğunda asla yalan söylemezsin. Düşmüş bir adam görsen onun elinden tutarsın. Allah sana ne diye bir şeytan göndersin. Tecrübeye bak. Bu öyle diplomayla müplomayla anlaşılacak iş değildir. Tecrübedir işte bu. Hatice anam Hazreti Muhammed Mustafa'ya imzalı kağıt gelmedi. Hadi bugün şunu imzala bugün peygamberlik başlıyor. Yok böyle bir şey. Korktu Cebrail'i görünce Resulullah. Telaşla Hıra Dağı'ndan deli gibi indi korkusuna. Efendimiz çır, çır çırpınıyor. Bunu telaş manasına söylüyorum haşa. Resulullah Aleyhisselam'ı telaşını anlatmak için, meramımı anlatmak için yoksa Allah korusun ifademden dolayı tövbe ederim Allah'a. Resulullah aklını oynatacak. Cebrail'i görmüş, telaşlanmış, kalbi patlayacak. Hatice anam sakinleştirdi. Ben dedi üstümü ört Hatice korkma dedi. Hatice lazım Hatice. Hazreti Muhammed gibi bir yiğidi dünyanın karşısında ayakta tutacak bir kadındır. Hatice'dir o. Hatice'nin hayatını konuşmaya devam edeceğiz. Düğünümüz var biraz sonra. Resulullah'ın düğünü. Hatice anamızda düğün yapacaklar. Ama şimdi sözün burasında biz çok kıymetli hocamın o güzel sesinden, o billur sesinden Süleyman Özer hocamdan şöyle güzel bir kaside dinleyelim. Buyurun hocam. Madad ya i am sabah Havvi onu gördü okşadı yetim başını şef çim kızın yüzü güldü akan gözyaşını sildi dedi bayram şimdi geldi Resulullah babam oldu Medet ya, 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 ya. Tabib el kulub razı olsun hocam be, nur olasın. Cenab-ı Hak yeryüzündeki bütün yetimlere, bizlere sahip çıkma şuuru nasip eylesin. Evet. Peygamber efendimizin bu kasidede de anlatılan... ...güzel ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Süleyman Özer hocamdan bu güzel kasideleri yine dinleyeceğiz. Kısa bir aranın ardından sohbetimiz devam ediyor inşallah. Değerli seyirciler programımız devam ediyor. Kanal 7 ekranlarında önden gidenler mübarek Cuma akşamında bir kere daha birlikteyiz ve Hazreti Hatice ile Resulullah Efendimizin evini konuşuyoruz. Evliliğini konuşuyoruz. Hazreti Hatice Ebu Talip ve Hazreti Hamza tarafından dünür gidilmiş ve uygun görüldü. Amr bin Esed, Varaka bin Nevfel, Peygamber Efendimiz o kazandığı develerden Hazret Hatice'den kazandı ha yani o kervanlarla giderken develerden Hatice'ye mihir verdi mihir evlilik akdinde erkeğin ödemesi gereken bir bedeldir ve düğün hazırlandı düğünün büyük masrafını Hazret Hatice karşıladı bütün Mekke halkı geldi ben geçenlerde Hazreti Hatice'nin hayatıyla ilgili okurken baktım. Ee, bir eserde diyor ki ...Rasulullah'ın düğününe Taif'ten Halime de gelmiş. Süt annesi var ya öz annesi yok. Vefat etmiş Amin annemiz. Hazreti Halime Beni Saat köyünden 130 kilometre kalkmış. ...Rasulullah'ın düğününe gelmişler. Kocasıyla birlikte. Mekke'de çok güzel bir gün oldu o gün. Ve Hazreti Hamza'nın ve Ebu Talib'in önderliğinde o dünürlükle kurulan bu yuva büyük sofralar kuruldu, kazanlar kuruldu. Hatice annemiz onlarca deve kestirdi. Herkes yesin, içsin. Bu bu bereket olsun. Bu hayırlı bir yuva. Hazreti Hatice anamız Resulullah Efendimizle bir rivayete göre bir hafta Ebu Talip'te kaldılar. Bir rivayete göre de hiç gitmedi Resulullah Ebu Talip'in evine. Hanımı dedi ki ey Muhammed şimdi biz nerede yaşayacağız? Yani evi nereye kuracağız? Karı koca olduk ya evlendik. Nerede yaşayacağız? Efendimiz Hazreti Hatice'yi götüreceği bir evi yoktu. Efendimiz mahzun oldu, hüzünlendi, yere baktı. Hatice tecrübeli bir kadın, patron, zengin, anladı hemen. İnsan sarraf olmuş Hazreti Hatice. Fakirini görmüş, zenginini görmüş, her çeşit insan görmüş ömründe. Trilyonları var, vadiler dolusu develeri var. Hatice anamız anladı Resulullah'ın mahcubiyetini. Dedi ki, Muhammed... Eğer bu sana zor gelmeyecekse benim evim iki katlı ve geniştir, ferahtır. Biz de yaşayalım mı?" dedi. O zaman Arap erkekleri hanımın evinde yaşamayı ayıp sayıyorlardı. Yani utanılacak bir iş gibi. Resulullah Efendimiz kul gibi yaşadı hep. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kainatın sultanı, nebiler nebisi kabul etti. Hazreti Peygamber Efendimiz Ebu Talib'in evine geldi. 17 yıldır o evde yaşıyor. Evine geldi ve eşyalarını topluyor. Bir çuval eşyası var Efendimizin. Kimi kimsesi yok ki. Neyi varsa bir çuvala doldurdu bir torbaya doldurdu. Gecenin bir vakti evden çıkıp hanımının evine gidecek. Artık orada yaşayacak 25 yıl. Bir kere ev değiştirdiler bu 25 yılda. Eski evlerini Hazreti Hatice'ye verdiler. Eciat kalesinin olduğu yerde şimdiki Zemzem Oteli var. Orada Hatice'nin evi vardı hemen ön tarafında. Onu Zeynep'e verdiler. Kızı evlenince Hatice hemen Merve kapısından çıkınca Mekke'de böyle kralın sarayına doğru 30 adım filan yürüyün. Hatice'nin evi orasıdır. Mekke'nin avlusunda kaldı şu anda. Orada yüksekçe bir beton blok vardır. O orayı temsil eder. Hatta ben kalıntılarını, resmini gördüm. Onu Osmanlı korumuş türbe şeklinde yüzyıllarca. Şimdiki ...Arabistan yönetiminde onu yaparken orayı tamamen yok etmemiş. Hazreti Hatice'nin evinin duvarları duruyor. Ama o mermerlerin basıp geçtiğimiz yerin altında... ...o olduğu gibi korunmuş. Hatice'nin evi orasıydı, ikinci evi. Hazreti Peygamber eşyalarını topladı. Annesi, anne yerine koyduğu Hazreti Ali'nin annesi Fatıma binti Esed... ...Peygamberimizi büyüten kadın dedi ki Muhammed oğlum nereye gidiyorsun anne düğün yaptık ya dedi evlendim ya gündüz düğün yaptık evet bu bizim en mutlu günümüz biz evi hazırladık gelin gelmeyecek mi anne dedi Hatice öyle hayırlı bir kadın Hatice öyle iyi bir insan ki bana dedi ki eşyalarımı nereye göndereyim ey Muhammed nerede yaşayacağız dedi. Ben de bir şey diyemedim. Hani cesaret edip de amcam gilde yaşayacağız diyememiş. Utanmış. 17 yıldır Ebu Talib'e yük oluyorum diye düşünmüş. Bir şey diyemedim. Hatice dedi ki bana, ey Muhammed bu sana zor gelmezse biz de yaşayalım mı dedi. Benim evim rahat ve geniş. Bizim evimizde yaşayalım mı deyince ben de kabul ettim anne dedi. Hatice'nin evine gidiyorum dedi. Hazreti Fatıma binti Esed ömrü boyunca Resulullah Efendimiz hakikaten bir gurbet hayatı yaşamış biliyor musunuz? Çok garip bir hayatı var peygamberimizin. Ben Resulullah Efendimiz'i peygamber olarak Allah bize onu seçtiği için sonsuz hamd ediyorum. Ve peygamberimizin peygamber tarafını çok seviyorum. Ama biliyor musunuz ben Resulullah'ın peygamber tarafı kadar peygamberimizin insan tarafını daha çok seviyorum. Öyle çileli bir hayatı var. Öyle kul gibi yaşamış ki hiç abartılı bir hayatı yok. Ya Fatıma'nın parmağında bir yüzük görmüş bir gün. Şöyle topuzlu bir altın yüzük. Hazreti Ali'ye ganimet mi düştü ne etti? Yani bir savaştan ganimet düşmüş olabilir hanımına hediye etmiş. Fatıma da babasına koştu Medine'de. Baba bak görüyor musun dedi. Ali bana yüzük aldı dedi, sevindi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sevinmedi. Gözleri doldu, üzüldü. Hazreti Fatıma, baba dedi seni üzecek bir şey mi ettim dedi. Kızım dedi, Muhammed'in kızı parmağına öyle altın yüzük takmış dedi tirmeseydin keşke dedi. Hazreti Fatıma anamız değmez miydi Fatıma'nın parmağı bir altın yüzüğe? Allah aşkına söyleyin. Üç günlük dünyada üç kuruş para bulanlar şuraya kadar altın diziyoruz. Yani Fatıma'ya bir yüzük çok muydu ya Resulallah? Yani Fatıma Hasan'ın anasına, Hüseyin'in anasına değmez miydi ki bir topuzlu yüzük? Allah Resulü dünyayla şımartmamış Fatıma'sını. Toprağın altına bırakmış her şeyi. Ehli beyti dünya ile azdırmamış hiç. Hazreti Peygamber öyle deyince Fatıma anam sessizce çıkmış evden. Çarşıya gitmiş bir kuyumcuya satmış yüzü. Parasını da bir gariban kimsesiz birine sadak olarak vermiş. Bir kuruş bırakmamış. Koşmuş babasının evine parmaklarını göstermiş. Baba demiş yüzüğü sattım, parasını da sadak olarak dağıttım. Hazreti Peygamber Fatıma benden bir parçadır dedi. Hatice'nin kızıdır bu Fatıma. Bu evin çocuğudur işte. Hazreti Hatice öyle iyi bir insan ki Allah Resulü sırtına almış. Ne konvoy var ne gelin arabası. Şimdi biz damat göndermek için kiralıyoruz arabayı hüsüsü en iyi marka filan olsun filan insanın ömründe bir kere oluyor filan hani diyoruz ya tam kötü değil olan olsun ne olacak ayıp değil günah değil bunları kınamıyorum ama peygamberimizin kulluğuna bakın garipliğine bakın sırtına almış torbayı ...Rasulullah Mekke sokaklarında hanımının evine gidiyor ne zor bir şey bilir misiniz biz Efendimiz Aleyhisselam kapıyı çalacak. Hatice Hanım koşup açacak. Hizmetçileri açtırmayacak kapıyı. Koşacak kapıyı açacak. Hoş geldin ya Muhammed diyecek. Daha peygamberimizin peygamberliğine 15 sene var. Peygamber değil Resulullah. Allah Resulü öyle çok sevmişler ki birbirlerini. Yani evlendikten sonra genelde sevgiler azalır. Dikkat edin evliliklere bakın dostluklara bakın Müslümanlar aklıma gelmişken arz edeyim hayatınızda tanıştığınız yakınınızda tuttuğunuz adamlara bir bakın Tanıdıktan sonra sevginiz artıyor mu azalıyor mu Yani tanıştıktan sonra üstüne koyan adam var ya adam odur işte Ya ben bu adamı 10 gram zannediyordum ama 20'ymiş ya helal olsun yakınına yaklaştıkça insanlar gözünüzde küçülüyor mu, büyüyor mu? Hazreti Muhammed Mustafa ve Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem ve annemiz radıyallahu anha tanıştıktan sonra ikisi de birbirinin gözünde her geçen gün büyümüş. Ya seninle evlendiğim güne lanet olsun diyecek bir şey hiç olmamış. Bu evliliğin finali çok ilginç. Allah Resulü altı çocuk doğurmuş peygamberimizden Hatice. Altı çocuk. Ben bazen konferanslara filan sohbetlere gidince özgeçmiş okuyorlar görevli arkadaşlar. Evli ve beş çocuk babası deyince millet bize çok görüyor. Milleti nasıl köleleştirdilerse. Halbuki ben bir iki çocuğu olan acıyorum ya. ...baş, gariban. Hiç çocuğu da yokmuş. İki çocuktan evlat mı olur ya? Allah her şeyin hayırlısını versin. Ama kusura bakmayın. Bu memleket bin yıl sonra da Müslüman kalmalı. Bu topraklar bizim kalmalı. Neyle olacak? Türkülerle gömün beni. Bununla mı? Yok öyle bir şey. Nesil yetiştireceksin. Bu toprağın üstüne sen ölüp gittikten sonra senin yerine seccadene kapanacak evlat büyüteceksin. Sen öleceksin, öğlen namazı hala amel defterine yazılacak. Sen öleceksin, sabah namazı beş tane çocuk sabah namazına secdeye kapanınca amel defterine beş namaz daha yazılacak. Sen öleceksin, kurban kesilecek, amel defterine hala kurban yazılacak. Evlat böyle bir şeydir. Allah'ım yavrularımızı salihlerden ve salihalardan eyle ya Rabbi. Allah'ım zamanın fitne ve haramlarından nesillerimizi sen koru ya Rabbi. Amin. Gençliğimize iman selameti ver ya Rabbi. Amin. Evli müminlerin yuvalarına huzur ve bereket ver ya Rabbi. Amin. Allah Resulü Hatice'yi çok sevmiş. Peygamberlik verilmiş, sırayı kimseye kaptırmamış. Hazreti Ebu Bekir Mekke dışındaydı ama Cilve-i Rabbaniye bana ne Mekke dışındaydı. Doğru. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an peygamberimize peygamberlik geldiği günler Mekke'de yoktu. Suriye tarafındaydı. Birinci Müslüman olmayı Hatice kapmış. Yarışta hepimizi geride bırakmış. Herkesten öne geçmiş. Bir kadın, Atice, bir insanı en iyi kim tanır? En iyi bir insanı karı koca birbirini tanır. Bak ben televizyonda konuşuyorum, değil mi? Beni nasıl görüyorsunuz? Ya işte hocam şöylesin, böylesin. İyi diyen var, kötü diyen var olsun. İyi diyenler açısından bakalım. Ya ben televizyondaki iyiliğimden bir şey çıkmaz. Güzel sözlerle bir şey çıkmaz. Sen beni bizim evin içine bir sor bakayım. Kapının arkasında nasıl bir adamım ben? Bu dediklerim kadar Müslüman mıyım? Bu dediklerim kadar merhametli miyim? Şu konuştuğum kadar güzel söz bir yetenektir. Güzel ses bir yetenektir. Allah vergisi. Resim yapmak bir yetenektir. Üstünlük değildir. Yetenektir. Üstünlük değildir. Yetenektir. Güzel konuşmak da öyledir. Sen evin içine bir sor bakalım. Allah bizi kapının içinde, kapının dışından daha sağlam Müslüman olmayı nasip eylesin. Ben peygamberim diyor, birinciye hanımı diyor ki, vallahi sen yalan söylemezsin, ben iman ettim, sen peygambersin diyor. Biz şimdi bir şey söylüyoruz, kırk kere yemin teklif ediyor hanım bize. Doğru söyle, yemin et, yoksa inanmam. <laughs> ya biz eve güven verememişiz daha. <laughs> Resulullah ben peygamberim demiş. Bir numaralı Müslüman Hatice'dir. Hazreti Ebu Bekir'i de geçmiş, Hazreti Ömer'i de geçmiş, Hazreti Osman'ı da geçmiş, Hazreti Ali'yi de geçmiş, Hazreti Zeyd'i geçmiş, hepimizi geçmiş. Bir numaralı Müslüman Hatice'dir, unutmayın. Bir kadındır. Gelin sözün burasında bir kere daha... Süleyman hocamın o güzel sesi bizi çok duygulandırdı, aldı götürdü. Hadi buyurun bir güzel kaside daha. Hocam buyurun lütfedin inşallah. Estağfurullah. Meded ya sahibelimden

insallık boğulurken hüsranda dünyaya Hazreti Muhammed geldi cümle kudretten Shimdi. Doğurma garip hakkı sel gibi çağla Aşkın ateşiyle gönlünü dağla Yadına düştükçe hasretle ağla ya, 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 ya. O dost bu aleme bir defa geldi O gül bu aleme bir defa geldi Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammed Razı olsun hocam ağzınıza sağlık nur olun Kutlu doğum haftasını da böylece tebrik ediyoruz alem İslam'ın kısa bir aranın ardından devam ediyoruz inşallah Sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Cuma akşamı programımız devam ediyor. Kanal 7 ekranlarında önden gidenler, Süleyman Özer hocamın bu kutlu doğuma özel güzel kasidesinden sonra Hazreti Hatice anamızın hayatıyla devam ediyoruz. Resulullah Efendimizin ilk doğan çocuğu, oğlan çocuğudur. İki yıl yaşayacak. İki yıl yaşamış. Fakat iki yılını doldurmadan vefat edince... Hazreti Hatice anamız bir gün ağlamış. Resulullah Efendimiz niçin ağlıyorsun deyince bu olay yıllar sonra da olmuş olabilir. Peygamberimize peygamberlik geldikten sonra. Niçin ağlıyorsun deyince Kasım'ın sütü bitmemişti henüz öldüğünde. Hani annenin sütü olur ya sütüm daha kesilmemişti. Yavrucak sütünü bile tamamlayamadan vefat etti. Ona ağlıyorum ya Resulallah deyince Hazreti Peygamber Efendimiz ey Hatice üzülme. Allah ona iki tane cennette anne tahsis etti. Süt emme mevsimini cennette tamamlatacak oğluna dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk evladıydı. Sonra Zeynep annemiz dünyaya geldi. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onu baldızının oğlu Evül As'la evlendirecek. Hatice'nin bacısının oğlu. Sonra Rukiye dünyaya geldi. Peygamber Efendimizin bir oğlu daha oldu Fatıma'dan önce. Adı Abdullah. Ya da Tahir. Ya da Tayyip. Bu üçü de Peygamberimizin ikinci oğlu için isim olarak verilmiş. Abdullah en meşhur olanı. Peygamberimiz babasının adını koymuş. Ama bu çocuk da yaşamayacak. O da küçücükken ölecek. Sonra en son Fatıma dünyaya gelmiş Hatice'den. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz... ...çok mutlu bir evlilik vardı dedim ya Hatice'nin evinde. Fakat Resulullah aleyhisselamın peygamber oluncaya kadar ki dönemi... Hatice ile çok mutlu. Hatice'nin ticaretinin başında. Hazreti Hatice adına işleri yönetiyor. Malı mülkü yerinde. O arada da gariplere, fakirlere yardım ediyor peygamberimiz. Yani peygamber değil ama bir gariban görse, bir düşkün görse bol bol yardım ediyor Allah Resulü. Hatice anamız da buna göz yumuyor, izin veriyor. Hazreti Hatice de cömert bir kadın ikramı çok seven bir kadın. Hani kendi dünyası için yaşamamış bunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olup da vazifeyi alınca Hatice anamız da iman edince asıl çile, asıl imtihan şimdi başladı. Karı koca iki insanın aynı davaya inanması Allah tarafından nasip edilmiş en büyük nimettir. Allah'ım evlerimizde karı koca Müslümanların akıllarını aralarına şeytan sokma ya Rabbi. Böldürme ya Rabbi. Akıl bölününce ev bölünüyor biliyor musunuz? Yuva yıkılıyor. Çocuklar perişan oluyor. Allah aklımızı, gönlümüzü bir ve beraber eylesin. Rabbim bize helal olarak nasip ettiğin eşlerimizden başka bizi harama yönelenlerden haramda lezzet arayan gafillerden etmeyi ya Rabbi. Allah'ım bizi mahşer günü anamızın, babamızın, çoluğumuzun, çocuğumuzun huzuruna başı yere düşmüş, yüzüne karalar çalınmış insan olarak çıkartma ya Rabbi. Evin namusunu korumayı, evimizin ve evliliğin hürmetini korumayı bize lütfeyle ya Rabbi. Kardeşlerim, Hazreti Peygamber, Peygamber olunca başta Ebu Cehiller olmak üzere çok çile çektirdiler. Ne zordur biliyor musunuz? Mekke'de dört tane kız büyütecek Peygamberimiz ve Hazreti Hatice. Dört kız Zeynep, Rukayya, Ümmü Gülsüm, Fatıma Fatıma'dan önce Ümmü Gülsüm doğdu. Sonra Fatıma en küçük ablasından bir buçuk sene sonra doğdu. Hazreti Peygamber'in dört kızı vardı. Peygamberimiz peygamber olduğunda en küçük kız Fatıma beş yaşındaydı. Beş yaşındaydı Fatıma. Altı buçuk yaşındaydı Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bir büyük kızı Ümmü Gülsüm. 9 yaşındaydı Hazreti Rukayya, 11 yaşındaydı Hazreti Zeynep peygamber olduğunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden itibaren 13 yıl boyunca Mekke'de yaşadığı 13 yılda bu dört kızı nasıl büyüttü biliyor musunuz? Kuduz gibi insanlar var, affedersiniz. Aspin vailler var, Velid bin Muhireler var, Ukbe ibn Ebi Muayit'lar var, Ebu Cehiller var, şeybeler var. Nice Mendabur insanlar var. Efendimizin hanımı Hatice işte burada bir kere daha öne çıkıyor. Bir annenin Mekke Ebu Cehillerinin ortasında Zeynep büyütmesi, Ümmü Gülsüm büyütmesi, Fatıma büyütmesi. Yani Müslümanlar kusura bakmayın Fatıma Zehra annemiz Kur'an kursunda falan büyümedi. İmam Hatip okulunda okumadın mı gözüm? Ebu Cehillerin mahallesinde büyüttü. Kimse televizyonlardaki günahları, internetteki haramları, ortalığın bozulmasını bahane edip çocukların mesuliyetinden kimse kendini kenara atmasın. Allah Resulü'nün yaşadığı dönemde sizin döneminizdeki kadar günahlar yine vardı. Haramlar yine vardı. Onun için Hatice çok önemli. Hadi peygamberimiz peygamber. Hatice. Hatice ne? Hatice işte anne, anne. Evin kadını. Resulullah Efendimizi ayakta tutan en büyük destekçisi Hazreti Hatice. Resulullah'ı ayakta tutmuş, malıyla, mülküyle servetini harcamış yahu. Allah Resulü peygamberliğin yedinci senesi başına bir sıkıntı geldi. Peygamberliğin beşinci senesinde Habeşistan hicreti oldu. Habeşistan hicretine Resulullah kızını da yolladı. Hangi kızını? Rukayya ve kocası Osman. Hazreti Osman Efendimiz. Peygamberin damadı. Karısı Rukiye annemiz. Onları gurbete gönderiyorlar. Ne zor bir şey biliyor musunuz? Habeşistan'a gidecekler bunlar. Hazreti Hatice anamız o gurbetteyken ölecek biliyor musunuz? Kızı bir daha görmeyecek anasını. Ana kız sarılıp ağlaşacaklar. Vedalaşacaklar. Çünkü Kızıl Kızıldeniz'in ardına gidiyorlar Habeşistan'a. Ne yiyecekler? Nerede kalacaklar? Maaşları var mı? Emeklilikleri var mı? Hiçbir şey yok. Habeşistan'da adaletli bir kral var diyor Resulullah. O sizin dininize baskı kurmaz. Başka bir şey yok. Dünya nasıl yürüyecek? Tarlabağı var mı? Ev ocak var mı? Yok. Müslümanlar. Şu din bugünlere geldi ama nasıl geldi biliyor musunuz? Allah'ım bizden önce bu dine hizmet edenlere rahmet eyle ya Rabbi. Şu kutlu doğum haftasında ben bütün Müslümanların kutlu doğumunu tebrik ediyorum. Bol bol salatu selam getirmemize vesile eylesin diyorum. Kardeşlerim şu Resulullah Efendimiz'in kutlu doğum haftasında bir kere daha insanlık tarihi boyunca Allah'ın hak olarak gönderdiği dinin yanında durmuş, dinimize hizmet etmiş bütün ehli imana rahmet eyle ya Rabbi. Şimdi sözün tam burasında gelin bu güzel mübarek gecede kıymetli hocamızdan Kağıthane Emniyet Evler Merkez Camii İmam Hatibi Süleyman Özer Hocam Balıkesirlidir. Onu da söyleyelim. Buradan memleketimize selam olsun. Savaş Tepeli'dir. Selam olsun bütün memleketimize. Hocamızdan hadi buyurun bir güzel kaside daha dinleyelim. Hocam lütfedin buyurun. Estağfurullah. Meded ya...

Semadan sırr-ı tevhidî duyan gelsin bu meydan Uh oh going Hocam, çok teşekkür ediyoruz, nur olasın. Hocam, biz misafirlerimize böyle benim eserlerimden birer tane hediye ediyoruz. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh, nefsinin Örnek. fatihi, Mekke'nin soylu delikanlısı. Örnek Mus sahabi. İnşallah, Örnek sahabi. kabul ederseniz Buyurun, evet. hocam, Sağol. çok teşekkür ediyoruz. Memnuniyetle memnuniyetle Gecenin ya. duasıyla, kısa bir aranın ardından birlikteyiz inşallah. Evet sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Hazreti Hatice annemizin örnek hayatını konuşmaya yine devam edeceğiz inşallah. Şimdi gecenin duasına geçmeden önce bu güzel programda bizlere eşlik eden değerli hocamız Süleyman Özer hocama Kağıthane Emniyet Evler Merkez Camii İmam Hatibi. Pazar sabahları da değil mi hocam? Böyle güzel evet. Kur'an'lar okunuyor, Her ilahiler pazar. okunuyor. Her pazar sabah namazından sonra. Evet. Peki Kur'an, dua. dua. Çok şükür. Çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz Rica hocam. Ederim, ben teşekkür ederim. Stüdyomuzda bulunan misafirlerimize Allah razı olsun. İstanbul'un, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden geldiler. Sağ olsunlar. Ayaklarına sağlık. Yayın ve yapım demeye geçen herkese ve ekranları başında sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Hadi buyurun. يجين الدعاس آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم حياتنا نورا إلي يا ربي عمرنا نورا إلي يا ربي اللهم أمليا مزنا نورا إلي يا ربي Allah'ım bizi dünyada da ahirette de nurundan ayırma ya Rabbi. Bizleri İslam'la şereflendirdin. Amin. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet eyledin. Allah'ım bunu korumayı, bu imanla huzuruna dönmeyi hepimize nasip eyle. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Hastası olanlar vardır ya Rabbi. Ne olur şifalar ver ya Rabbi. ...derdi olanları kapından devasız döndürme Ya Rabbi. Allah'ım Ya Rabbi... ...ve ya rahimin, ...işsiz, güçsüz, evinde huzursuzluk olmuş... ...bütün Müslümanlara helal rızık kapıları aç Ya Rabbi. Amin. Milletimize, memleketimize, İslam beldelerine zeval verme Ya Rabbi. Amin. Bizi birlik ve beraberlikten ayırma Ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi birbirine yakınlaştır Ya Rabbi. Allah'ım kalplerimize, ömrümüze, hayatımıza sevgiyi hakim eyle ya Rabbi. Amin. Nefretten, düşmanlıktan, zulümden, eziyetten, ailemizden başlamak üzere... ...yarattığın insan, hayvan ve bitkilere kadar merhametle davranmayı bize nasip et ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbel Alemin, dünyanın son miyiz. Son yüzyıllarında mıyız? İnsanlık aklını, kalbini kaybetti. Yeniden hidayetle bizleri doğru yola döndür ya Rabbi. Eşini öldürenler, ailesine zulmedenler, birbirine eziyet edenler, Allah'ım ne olur bize İslam'ın güzel ahlakını nasip eyle. Yolumuza uğursuzları, nursuzları çıkarma ya Rabbi. Allah'ım çoluğumuza çocuğumuza hayırlı yuvalar kurmayı nasip eyle. Amin. Okullarında, Kur'an kurslarında, medreselerde, eğitimlerinde sen başarılar ver ya Rabbi. Allah'ım soyumuzdan kıyamete kadar kafir çıkarma ya Rabbi. Amin. Millet düşmanı, memleket düşmanı, din düşmanı çıkarma ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabulü için, bütün gelmiş geçmişlerimizin ruhu için, Cuma'mızın hayırlı ve mübarek olması için, şöyle cennette de bir ve beraber olabilmemiz için Allah rızası için El Fatiha.